terazi. Evli ve ilişkisi devam eden teraziler ortak noktalarda buluşabilecekleri ve birbirlerini anlayarak hareket edebilecekleri enerjilerle karşı karşıyalar. Fakat işle ilgili konularda keskin kararlar almaktan, gelen cazip tekliflerin büyüsüne kapılarak anlık duygularla hareket etmekten uzak dursunlar. Kendi sürdürülebilir işleriyle ilgili hatalar yapılabileceğini uyarıyor gökyüzü. Özellikle geçmişte size çalışma hayatınızda zarar vermiş insanların benzer olaylarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Sevgili terazilere tavsiyem, Ocak ve Şubat 2023'te iş hayatınızda neler yaşadınız, gözlemleyin bunu. Finansal konularda ise birine kefil olmak, arabuluculuk etmek, yatırım planları ile ilgili konularda gereğinden fazla sorumluluk alarak hareket etmek ayın ilerleyen döngülerinde pişmanlıklar ve finansal krizlere sebebiyet vermesin. Hayatlarında alma verme dengesinin yeniden yapılanacağı bir döngünün içerisinde aşırı hassas, duygusal veya ortaya çıkan gerçekleri reddeden bir tutum içerisinde bulunmasınlar. Geldik akrep burcuna. Akrepler, onlar için ortaklıklar, yeni başlangıçlar, özellikle sorunlu ortaklıklarla ilgili noktalarda haklarının ister hukuki olarak ister finansal olarak arayışlarının kabul göreceği enerjilerle karşı karşıyalar. Fakat tüm akreplere tavsiyem, özellikle ilk 10, ikinci 10, üçüncü 10 gününde doğanlar, bırakın Aralık ayı boyunca Mars'ın güçlü yansıması sezgileriniz hayatınızda aradığınız sorulara cevap vermenizi ışık tutsun. Bir başkasının rehberliğine değil, kendi kalbiniz ve sezgilerinizle ilerlediğinizde sağlıklı kararlar alır, gizli düşmanlıklara karşı kendinizi koruyabilirsiniz. İş kurmak, işle ilgili konularda yeni alanlarda ilerlemek istiyorlarsa, özellikle interaktif uygulamaları kullanarak farklı kitlelere ulaşabilir, meslek hayatlarında hayallerini gerçekleştirebilecekleri enerjileri doğru değerlendirebilirler. Fakat ailevi konular ve arkadaşlık ilişkilerinde son 6 aydır yaşadıkları hayal kırıklıkları, doğruyu söyleyip 9 köyden kovulup 10. köyde yer tutmanın pişmanlıkları, arkadaşlardan gelecek itiraflar onlar için önemli. Fakat onlara tavsiyem, tüm akreplere, hiç kimsenin gelip de yaptığı hataları sizin vicdanınızda telafi edip sizi üzmelerine müsaade etmeyin. Göstereceğiniz tolerans ileride daha büyük sorunlara sebebiyet verebilir. Arkadaşlık ve dostluk kavramının ne kadar ince ama birbirinden ayrı olduklarına karar verecekleri bir aralık söz konusu onlar için. Ama büyük veya küçük yatırım planları ile ilgili, ki Çin astrolojisi bize yatırım planları ile ilgili alanlarda rehberlik eder, bir yatırım tavsiyesi değildir. 20 Aralık'ta 15 Ocak tarihleri arasında fırsatları iyi değerlendirmeli. Özel yaşamlarında sevip sevilirken bu güzel duyguya aynı şekilde karşılık vermenin zayıflık değil, ilişkiyi güçlendiren ana tema olduğuna uyandıracak gökyüzü onları. Umarım bu noktada biraz daha cömert, biraz daha duyguları ön plana koymakta tereddüt etmezler. Yay burcu. Yaylar, onlar güneş burçlarında ilerlerken aşırı özgüvenli yaklaşımlardan ve bir şeyleri iş hayatlarında da eğitim hayatlarında da yönetmeye kalkan tutumlardan 15'ine kadar uzak kalsınlar. Bu sefer hiç olmadıkları şekilde sert bir kayaya çarpabilir. Gerçek bilginin olgunluğuna erişmiş bir insanın keskin tepkileriyle iş hayatlarında fark edemedikleri hataların yüzleşmeleri itibarlarını zedeleyebilecek, hukuksal yaptırımlarla karşılaşabilecek olaylarla sınayabilir onları. Bu yüzden kimsenin bam teline basmadan öğrenmeye açık, tevazunun getirdiği özellikle dostların uyarılarını dikkate alarak ilerlediklerinde bu enerjiyi dengelerler. Mesleki konularda yapabileceklerinden fazla yükümlülük almak, ortak bir işe başlamak gibi düşünceleri varsa gerçeklerden emin olmadan, detaylandırmadan hareket etmesinler. Çünkü ortaktan veya üçüncü şahıstan kaynaklı finansal ve yasal yaptırımlar zorlu bir döngüyle karşı karşıya kalmalarına sebebiyet verebilir. Ama eğitim hayatlarında konsantrasyonun yükseleceği, kendilerini doğru bir şekilde ifade edip başvurularının kabul göreceği enerjiler söz konusu. Aile hayatları ve özel yaşamlarında ise
kontrolü elden bırakmamaları gereken bir aralık söz konusu. Özel yaşam eş veya sevgiliyle iki kişinin arasındadır. İki insan aile olmayı başaramazsa kendi yakınlarıyla aradaki dengeyi sağlayamaz ve o krizlerden ilişkileri yaralanabilir. Her zaman sabırla davranan insanın ortaya koyduğu tepki hayal kırıklıkları ve geri dönüşü olmayan konulara sebebiyet vermesin. Gökyüzü yaylara frene bas mesajını veriyor. Hepimiz öyle galiba. Oğlak burcu. Oğlaklar zümrüdü anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğacakları bir aya giriyorlar. Ne güzelmiş. Emek verdikleri, sınandıkları, mesleki konularla ilgili son 18 ayın en güçlü enerjileriyle karşı karşıyalar. Ama tüm oğlak burçlarına tavsiyem yol arkadaşlarınızı iyi seçin. İş hayatınızda yıldızınız parlarken, hak ettiğiniz emek ve değerin maddi manevi karşılığını alırken size değil buna talip olanları fark edebilmeniz çok çok önemli. Finansal konularda uzun zamandır bekledikleri ödemeleri alabilir, biriken borçları kapatabilirler. Yatırım planlarıyla ilgili konularda da kesinlikle 20 Aralık'a kadar aceleci davranmamak onların en yüce hayırlarına olacak. Fakat eklemler ve dizlerle ilgili hassasiyeti olan, bu anlamda problem yaşayan oğlaklar mutlaka Merkür durağan seyri ve Marsiyen enerjiyle tedavilerini ihmal etmemeliler. Özel yaşamlarında ise ektiklerini biçecekleri enerjiler söz konusu. Dilerim ki sevgiyle, emekle güzellikler ekmiş, aynı şekilde karşılıklarını alacaklardan olsunlar. Haksızlık ettilerse, sevip nankörlüklerle bunu yok saydılarsa, bu ciddi şekilde ilişkilerin bitmesi veya boyut değiştirmesi açısından fazlasıyla sırat köprüsü gibi bir döngü olacak oğlaklar için. Evet, en ilginç oğlaklar oldu. Kova burcu. Kova burçları alışkanlıklarını dönüştürmeleri gerektiğine, yaşayacakları yüzleşmelerle uyanacakları, 12'sinde gerçekleşecek yeni ayla özellikle aile ve arkadaşlık ilişkilerinde arkadan dönen pek çok dolabın gün yüzüne çıkması, kendilerini aldatılan yerine koyan kişilerin kendilerini aldattığına tanıklık edecekleri enerjilerle karşı karşıyalar. Mesleki konularda özellikle gitmeyen bir iş, emek verip karşılığını alamadığınız, mobbingle uğraştığınız alanlarla sınanıyorsanız kesinlikle Aralık ayı araştırmanız, daha iyisini olabileceğine inanarak hareket etmeniz adına fırsatlar döngüsü. Ama bu fırsatlar için harekete geçmeleri gerekli. Başvurular, yeni başlangıçlar, yeni insanlarla doğru yerde, doğru zamanda olabilmenin mükafatını alabilecekler. Finansal konularda ise şartları zorlamamalılar. Alacaklarınız varsa bu özellikle aile, akrabalık ilişkileriyle ilgili miras, taşınmaz mallarla alakalı konular söz konusuysa bu iyi bir hukukçunun desteğini almak, verilen sözlere inanmayı seçip zamanınızdan çalınmasına müsaade etmek yerine hak arayışınızı yasal yollarla yapılandırmak ilerleyen günlerde pişmanlıktan uzak tutacaktır sizleri. Özel yaşamlarında ise huzur bulacakları, romantizmin, duygunun, sevip sevildiklerini hissedebilecekleri ilişkilerin başlangıcı içerisindeler. Sancılı, kangren olmuş pek çok şey bu ailevi konularda da, arkadaşlık ilişkilerinde de, özel yaşamlarında da söz konusu olabilir. Kalbinizi temiz tutabilmenin aşkta mükafatını almaya hazır olun diyoruz kovalara. Ve efendim son olarak balık burcu. Balık burçları Aralık'ta yaratıcı enerjilerinin yükseldiği, özellikle işleriyle, eğitim hayatlarıyla alakalı noktalarda onları doğru yönlendirecek insanların söylemlerine itibar ettikleri takdirde yaşamış oldukları kısır döngülerden, zincirlerinden uzaklaşıp yetenekleriyle fark edilebilir, emekleriyle madden manen kazanabilecekleri enerjilerle karşı karşıyalar. Fakat balık burçları uzun seyahat ve yolculuklarda, anlaşma ve sözleşmelerle ilgili konularda 18 Aralık ve 5 Ocak tarihleri arasında okuduklarını doğru anladıklarından emin olmalı, gerekirse bir uzmanın tavsiyesiyle hareket etmeliler. Özel yaşamlarında ise bir şeyleri başlamak veya bitirme noktasında 27 Aralık'a kadar gökyüzü sabırlı olmaları gerektiği konusunda uyarıyor onları. Özellikle geçmişte yaşanan bir olay varsa dönüştürmeniz gereken kendinizsiniz sevgili balıklar. Geçmişi affedemeyen anın getirdiği güzelliklerin de idrakinde olamaz.
Kısacası her birimiz kendimizi dönüştürmemiz, geliştirebilmemiz. Çünkü insan dönüşebilen bir varlık, gelişebilen bir varlık. İsterse. İstemeyene gökyüzünden yıldızları indirsen aynen, yapacak bir şey yok. Bu yüzden biz özel ve değerli hissettirenlere sahip çıkacağız. Bizi kendi hakkımıza giren noktaya taşıyan, bunu öyle veya böyle diyelim ki art niyetle yapanlara teşekkür edeceğiz. Yol arkadaşlarımızı, hayat arkadaşlarımızı doğru seçip hedeflerimizi yeniden yapılandırıp 2024'de daha bilinçli girmemiz lazım. Çünkü biz Şubat ayında büyük bir felaket yaşadık. Bu taş devrinden sonra kuyruklu yıldız geçişine denk geldiğimiz bir döngüydü. Hayatımızda bir döngü kapanıp yeni bir döngü bizleri karşılarken Yüce Yaradan'ın kullarına sorması gereken hiçbir soruyla birimizin diğerinden daha üstün olmadığımızın idrakiyle hareket etmemiz gerektiğini dilerim, geç olmadan uyanırız.